hizmetlerini kapsayacaktır. Gene aynı şekilde otellerde, motellerde, restoranlarda ve birçok alanda iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır. Burada da servise ön hazırlık konularımız, bar, bulaşık yıkama, içki, kokteyller, servis çeşitleri, şarap, şarap sunma, bölümler arası işbirliği, mutfak ve servis elemanlarının işbirliği, özel servis teknikleri ve çeşitleri gibi, masa açma, masa kapama gibi konular üzerinde tamamen uygulamalı olacak şekilde eğitim programımızı tamamlayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben bu konu hakkında sorularınız olursa daha sonra cevaplayabilirim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli konuklar, şimdi de Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü, Yardımcı Doçent Doktor Aytaç Yıldırım Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun Aytaç Bey. Teşekkür ederim. Senem Hanım bu program hakkında detaylı bilgi verdi. Ben daha çok bu programın niye çıktığını, ne maksatla çıktığını, niye böyle bir program başlatmak istediğimizin altını çizmek istiyorum. İlk kez böyle bir program, sertifikalı programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmiyor. Bildiğiniz gibi birçok programlar düzenlemiştir ama biz incelediğimiz eski programlarla incelediğimiz zaman hedefine ve başarıya ne yönde ulaştığı konusunda yaptığımız çalışma artı sektörle birebir temaslarımız doğrultusunda biz başarıya ulaşacak bir program. Tam anlamıyla bu yetiştirdiğimiz kişileri istihdam edip istihdam sonrası da hayatlarını kazanabilecekleri, geleceklerini turizmden oluşturacak bireyler konusunda tam bir program çıkarmayı hedefledik ve program böyle doğdu. Bu bizim için bir bebek olarak bakıyoruz biz. Biz bu bebeği büyütmemiz gerekiyor. Nasıl ki bir anne baba çocuğuna her yönüyle iyi bir eğitim verir, bütün yatırım sevgiyle ve her türlü imkanlarını ona sağlar. Biz bu programın ileriki yıllarda bu programların devamlarını getirebilmemiz için her yönüyle ciddi bir şekilde çalışıp sonuç itibariyle bu kişileri sektöre kazandırmamız gerekiyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bildiğiniz gibi turizm yatırımlarında da son yıllarda bir değişip trend olmaya başladı. Çok uluslu işletmeler, büyük ölçekli işletmeler adımıza geldi. Bu da doğal olarak hizmet kalitesini, rekabet ortamı içerisinde daha iyi hizmet, daha iyi ürün, bu da doğal olarak bir talep yaratıyor. Biz bu işletmelerin hedeflemek istediği kalite bazında personel yetiştirirsek, turizmin gerçek anlamda istihdam yaratma özelliğini de bir yere kadar kanıtlamış oluruz. Ve ekonomi, istihdam ekonomi içerisinde de daha çok kişi buradan katma değer elde eder. Ben bu programa katkı koyan herkese burada teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu program sonunda nereden başladık ve elde ettiğimiz istatistik bilgiler ve hedeflere ne yönde ulaştığımız konusunda tekrar bir araya gelir ve inşallah başarılarımızı tekrar sizlerle paylaşırız. Teşekkür ederim.